Ben Küpe FM'e gündemdekiler programında bize yer ayırdığı için, bizi dinleyicileriyle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun, var olun. Siz bana, beni davet ettiğinizde hiçbir hazırlığım yoktu. Hı hı. Ama biz her zaman için hazırız. Yani ben dedim neden olmasın, tabii ki giderim. Kamil Bey'in bende ayrı bir yeri vardır. Size de camianıza da çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Demokrat Parti olarak. Tabii ki 4 yıldan sonra ilk defa sizin aracılığınızla, Küpe FM aracılığıyla hemşehrilerimize, bölgemize ulaşmaktan dolayı ayrıca mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Küpe FM ailesine ve başta Rıdvan Sırdaş ve sevgili Kamil kardeşim diyeyim, bu şekilde getireyim kardeşim olarak. Sizlere ve buradaki tüm kardeşlerime saygılarımı, Silivri halkıma sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Öncelikle programınız için birkaç şey söylemek istiyorum. Bu bir çok önemli bir görev yapıyorsunuz, kamusal bir görev ve bunu çok güzel yapıyorsunuz. Bu buradayım ve bu programdayım, bu radyoda Kamil Bey'in konuğu olduğum için söylemiyorum. Bu tüm kamuoyu bunu paylaşıyor. Güzel bir tarafsızlık içerisinde kamuoyunu bilgilendirme görevi yapıyorsunuz. Önce bunu bir sorumluluk içinde yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Gündemdekiler her çarşamba saat 15'te bölge gündemini belirliyor. Kamil Bilici ile Sektör Bülteni başlıyor. Müzik Aliteknik Küpe FM'den, ben Deniz Kamil Bilici'den. Mutlu günler efendim. Saatlerimiz 15.15'i gösterirken yepyeni bir sektör bülteninde daha huzurlarınızdayız. Haftanın ikinci iş gününde yepyeni programımızda. Bugün yine değişik bir sektör temsilcisiyle keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. 44 Kervan Kuruyemiş firma sahibi Sayın Sabri Koç stüdyomuzda olacak. Önümüzdeki yaklaşık 45 dakika içerisinde de doğal ürünler hakkında bilmediklerimizi öğrenme şansımız olacak. Sizler de bu sohbete soru, görüş ve önerilerinizle katılmak isterseniz 0212 727 1111'i tuşlayabilir. Sosyal medya üzerinden de facebook.com/kupefm ve twitter.com/kupefm adreslerini kullanarak bizlere soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz dedikten sonra şu an stüdyomuzda bulunan Sabri Bey'e hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Kamil Bey. Geçtiğimiz günlerde Silivri'de yeni açılışını gerçekleştirdiğiniz bir doğal ürünler pazarı olan 44 Kervan Kuruyemiş'te yoğun çalışmalarınız devam ediyor. Açılışı daha yeni gerçekleşti. Bu süreçte bize vakit ayırdığınız için ben Küpe FM ailesi adına ilk olarak teşekkür ederek başlayalım istiyorum. Sonra da kısaca sohbetimize Sabri Koç kimdir sizi tanıyarak başlayalım mı? Evet. Öncelikle ben de size teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Bu güzel ortamı gördüğüm için gerçekten çok güzel bir aile ortamı var. Çok sıcak bir karşılama oldu. Gerçekten Küpe FM'i takdir etmek gerekiyor. Çok güzel işler başarmış, çok güzel ürünler yapıyor. Ben 1970 Malatya doğumluyum. Yaklaşık 30 senedir bu gıda işiyle uğraşıyorum. Kendi babam mesleğimdir. Babamdan daha sonra kendim de aynı şekilde bu gıda işine devam ettim. Yaklaşık 3 senedir Silivri'de toptan doğal ürünler, kayısı ürünü olabilir, incir ürünü olabilir, keçi boynuzu ürünü olabilir, üzüm çeşitleri, süt ürünleri, bu ürünler üzerine dağıtım yapmaktaydım. Fakat Silivri'de böyle bir iş yeri olarak bir eksiklik gördüm. Doğal ürünler olarak burada bir iş yerinin açılması gerektiğine inandım. Ve bu uğurda aramalara başladım, arayışlar içindeydim. Daha sonra bu şu anda Kara Mustafa Caddesi'ndeki Taşfır'ın hemen yanında bu boş dükkanı gördükten sonra aradığım yerin burası olduğuna inandım. Ve burada doğal ürünleri Türkiye'nin her bir yerinde, hatta yurt dışından buralara getirip buradaki alıcılarla, buradaki müşterilerimizle bunları buluşturmak istedim. Ve insanların da bu doğal ürünleri yemesi gerektiğini, bu doğal ürünlerle beslenmesi gerektiğini inandım. O yüzden bu iş yerimizi açtık biz.
Hayırlı olsun, Allah yardımcınız olsun, utandırmasın diyelim. Çok lezzetli ürünlere de sahip. Gelirken radyoya bize bir kokteyl de getirmişsiniz, onu da teşekkür edeyim. Ben de tatma fırsatı buldum az önce. Dinleyicilerimize bunların faydalarını da anlatacağız ama 30 yıl doğal ürünlerle uğraşan bir aile şirketinin içinden de geliyorsunuz. O yıllardan biraz bahsedelim istiyorum ben. Şimdi doğal ürün deyince insanların aklına ilk olarak hani işte bal, pekmez, tahin gibi şeyler geliyor. Süreç içerisinde bunlarla da ticaretinizde iştigal ettiniz herhalde, evet, değil mi? Evet, şimdi şöyle 1987'den beri bu sektörün içindeyim. Bu gıda üzerine dediğimiz zaman bir süt ürünleri var. Örnek sütte neler yapılır? Peynir yapılır, yoğurt yapılır, tereyağı yapılır, kaymak yapılır. Fakat ülkemizde öyle bir gelişme oldu ki dünyada olduğu gibi insan sayısı artıyor, nüfus artıyor ve nüfus arttıkça da ihtiyaçlar artıyor. Bu ihtiyaçlar arttığı zaman da tabii ki çeşitli sektörler geliştiği için bu gıdalar içinde katkı maddeleri koymak zorunda kalıyor gibi hissediyor insanlar. Bunu bozulmaması için, işte beklediği zaman rengi değişmemesi için bunlara kimyasal asit düzenleyiciler, sodyum mevzuat gibi, potasyum sülfat gibi maddeler katıyorlar. Bunları katmasının amacı ürünleri daha dayanıklı, daha uzun süreli tutabilmek, onları raflarda daha uzun süre teşhir edebilmek. Fakat tabii bunu yaparken insanları biraz göz ardı ediyorlar. Çünkü sonuçta o kimyasal maddeler o gıdalarla beraber, o herhangi bir madde olabilir. Yani gıda maddesi dediğim incir de olabilir, kayısı da olabilir, bunun yanında lokum da olabilir, kuru yemiş de olabilir, işte süt ürünleri de olabilir, baharat da olabilir. Bunların içine koydukları bu kimyasal maddeler bir şekilde o firmaları kurtarıyor. Evet. Nasıl kurtarıyor? İşte güvelenmiyor, yeşillenmiyor, bozulmuyor, kurtlanmıyor. Fakat bunun yanında insanlar bunu yediği zaman o kimyasal maddeleri de o gıdayla beraber midelerde indirmiş oluyorlar. Evet. Midelerini almış oluyorlar. Tabii ki orada her seferinde mideye bir zarar veriyor. Bağırsak sistemine, sindirim sistemine zarar veriyor. Dolayısıyla daha sonra işte bu gözlerde, kulaklarda, saçta, tende bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet. Bu yüzden bu katkı maddelerini aslında çok iyi tahlil edip okumamız gerekiyor. Hangi ürün içinde ne var? Hangi, çok ufak yazıyla yazarlar. Evet. Karınca dediğimiz duası, karınca duası gibi. Çok ufak yazıyla yazarlar. Çünkü neden? İnsanlar gözünden kaysın, biraz okunmasın diye. Ama gerçekten içerine bir de girdiğiniz zaman mesela sodyum mevzuat ya da sülfürik asit ya da asit düzenleyici maddeleri kodlarıyla yazarlar. Mesela direkt şu asit, bu asit, sodyum mevzuat demezler. Evet. E20, E30, E33 derler. Bunlar bu kimyasal maddelerin kod isimleri. Evet. Bu kod isimlerini araştırdığınız zaman içindeki kimyasal maddeler olduğu ortaya çıkar. Ve ne yazık ki hadi biz 40-50 yaşlar belki bunu kaldırabiliriz. Hani o kadar yaşamışız, alışmışız, evet, diyebiliriz ama yazık yani 10 yaşında çocuk, 12 yaşında çocuk, 7-8 yaşında çocuklar da bunları yediği zaman onların mideleri bizim gibi değil. Onların sinir sistemleri bizim gibi değil. O yüzden gerçekten ciddi anlamda zarar görüyorlar yani insanlar. Evet. Şimdi televizyonlarda, haber sitelerinde de denk geldiğimiz haberler var. 100 yaşını geçmiş insanlarla yaptıkları röportajlarda ortaya çıkan, işte nasıl beslendin diye sorduklarında genelde doğal ürün, işte tereyağı yedim, yoğurt yedim gibi anlatıyorlar. Zeytinyağı yedim diye anlatıyorlar. Şimdiki jenerasyonda zaten bir ömür kısalması durumu söz konusu, evet, artık. Hani 60'larda filan hani Allah herkese uzun ömür versin ama ne yazık ki dünyada insanların ömrü biraz gitgide kısalıyor. Bu da beslenmeyle çok alakalı tabii. Doğal ürünler Silivri'de şimdi 44 kervan kuruyor işte. Peki ne gibi çeşitler bulabiliyoruz sizde? Şimdi biz iş yerimizle ilgili ve bildiğimiz konu üzerine her bütün gıda ürünlerine giremeyiz. Bizim anladığımız kendi branşımız olan özellikle doğal ürünler dediğimiz kuru yaş meyveler diyoruz. Bu incir, kayısı, keçi boynuzu pekmezi, kuru üzüm, siyah üzüm, mesela kan üzümü, enerji üzümü dediğimiz besni üzümü. Onun haricinde işte Aydın'dan gelen incir çeşitlerimiz. Bunun haricinde kuru yemiş sektörü öne girdik. Kuru yemişin bütün çeşitleri ve sıcak, taze, günlük özel bir sistemle devamlı dolabımızın altında ısıtma sistemi var. Bütün kuru yemişlerimiz devamlı sıcak ve taze.
Yani ne zaman gelirse gelsin müşterilerimiz, kuruyemiş devamlı sıcaktır, taze, nemli olmaz, bayat olmaz. Evet. Yani kesinlikle böyle yumuşama, öyle bir olayla karşılaşamazsınız. Onun haricinde tabii düğünlerimiz var, sünnetlerimiz var, mevlütlerimiz var. Bunlar için de lokum dediğimiz özel güllüdür, diğer fındıklı, fıstıklı çeşit lokumlarımız. Fakat bunlara tabii lokum diyoruz ama lokumu daha çok glikoz, mısır şurubu dediğimiz. Kolay, ucuz, bir kere çok ucuza mal ediliyor. Yani diyelim 5 liraya mal edilecek bir lokumu 1 liraya mal edebiliyorsunuz glikozla. Onun için biz piyasada araştırdık. Nerede bunu eski Osmanlı usulü, Osmanlı'dan kalan yöntemle doğal, nedir bunun doğalı? Şekerdir yani mesela. Şeker, çünkü bugün şekerin fiyatı belli, glikozun fiyatı belli. Glikoz çok ucuz olduğu için herkes ucuzuna gidiyor ve glikoz yapıyor. Bu mideye de zarar oluyor ve yediğiniz zaman böyle bir bıtkınlık getiriyor. Böyle yani geviş getirip duruyorsunuz. Evet. Böyle normal ağzında dağılıp gitmiyor. Onun için biz bunu doğal yöntemle yapan firmadan alıyoruz. Özellikle bunda şart koşuyoruz. Kesinlikle gidip yerinde görüyoruz. Yerinde gözlemliyoruz. Öyle alıyoruz. Baharat grubu da günümüzde duymuşsunuzdur. Kiremit tozundan. Evet, baharatlar yapıyor yani, evet, kiremit tozunu kullanıyorlar. Yani pul biber yapabiliyorlar. Yani fıstık ezmesini bile değişik bezelyelerden falan fıstık ezmesi, fıstık yapıyorlar yani. Evet. Çok değişik yöntemleri var. Yani anlatsam böyle zaman yetmez. Her şeyin bir yolunu, bir formülünü bulmuşlar yani. Mesela bezelye fıstığın ne ilgisi var ama benzediği için bazı ürünlerin üstüne bezelye ucuz olduğu için bezelyeyi kurutup rende yapıyorlar. Fıstık diye, fıstık diye veriyorlar. Onun haricinde dediğim gibi Malatya'da, kendim de Malatyalıyım, Malatya doğumluyum. Malatya'dan Malatya ürünlerimiz ünlü, zaten dünyaca ünlü. Dünyanın en çok kayısı üreten ülkesi, zaten başka yok o kadar. Burada kayısı çeşitleri, gün kurusu kayısı, sarı kayısı dediğimiz, jumbo dediğimiz, şekerpare dediğimiz kayısı türleri, bunların hepsinin bağırsaklara, sindirim sistemine, hazımsızlığa çok faydası var. Mideye, kalbe. Bu kayısı bir ilaç yani, doğal bir ilaç. Biz bunu alırken de doğal güneşte kuruyan gün kurusu kayısıyı alıyoruz. Hiçbir içinde kimyasal yok. Direkt köylüden, oradaki üreticiden alıyoruz. Yani tüccardan, fabrikadan almıyoruz. Onun haricinde Aydın'dan incir. Gene oradaki köylerimizden, Aydın'ın köyleri, köşk olsun, İncirlioğlu olsun. Yani buralar hepsini biz biliyoruz. Gidiyoruz, geziyoruz. Orada natural şekilde incirleri ağaçta dalında kurutulmuş biçimde, hiçbir işlem görmeden, hiçbir fabrikadan geçmeden köylüden direkt alıyoruz. Zeytinyağını soğuk sıkım dediğimiz kesinlikle zeytinyağı belki dünyanın en iyi gıdasının üçünden biridir yani. Mesela zeytinyağı soğuk sıkım deriz. Bir de sızma deriz. Şimdi marketlerde satılan Rivera diyorlar. Rivera dediğimiz tabiri caizse tavuğun suyunun suyu, pilavın suyunun suyu yani. İlk sıkım alınır, ondan sonra posası bir daha sıkılır. Kaynar suyla o tazdik verilir. Ve ondan ikinci bir zorla bir sıkım alınır. Bu Rivera diyorlar. Üçüncü sıkım oluyor, o daha bir başka. Ama zeytinyağı dediğiniz zaman dizem dediğimiz bir asit geçmeyecek şekilde sızma zeytinyağıdır. Esas faydalı olan budur. Diğeri işlem görmüş oluyor. Onun haricinde taze çekilmiş kahvelerimiz var. Mesela Türk kahvesi taze günlük çekiyoruz. Yani bizden alıyorsunuz, gidiyorsunuz, evinizde kahve yapıyorsunuz. Hiç raflarda bir ay, iki ay, üç ay, depolarda üç ay, beş ay, altı ay stok yapılıp evinize götürmüyorsunuz. Ve o kahve yapıp içtiğiniz zaman kahvenin farkına varıyorsunuz. Yani gerçekten kahve bu ya diyorsunuz. Yani esas ben şimdiye kadar kahve içmemişim. Yani kahve içtiğimi zannetmişim diyorsunuz. Çünkü taze niye raflarda diyorum, bekleyen kahve iyi değildir. Çünkü aroması uçuyor. Nefaseti gidiyor. Yani bir posa gibi bir şey. Ama çektiğiniz zaman onun nefaseti, aroması 2 gün, 3 gün boyunca içinde kaldığı için onun bütün kokusunu, lezzetini, nefasetini alıyorsunuz. Bir de son günlerde çok meşhur olan yeşil kahve. Yeşil kahvede aynı bildiğimiz Türk kahvesinin kavrulmamış hali. Fakat bunu kavurmadan öğütülüyor. Bunu aynı Türk kahvesi gibi şu anda çok revaçta, özellikle kilo sorunu olanlar, diyabet sorunu olanlar, yani kilosunu vermek isteyenler, fazla kilolardan kurtulmak isteyenler bu kahveyi sabah kalktıklarında aynı Türk kahvesi gibi
iki kaşık, iki çay kaşığını koyuyor. Normal kaynatıyor. İçiyor aç karnına. Evet. Bu çok önemli. Ve üstüne telvesinde yiyor. Telvesini yiyecek. Daha sonra üstüne bir bardak su içebilir ama kesinlikle yarım saat 45 dakika hiçbir şey yemeyecek. Yani yarım saat 45 dakika o yağları eritmede, o işte sindirime gitmede ve orada görevini yapacak. Onun harici bir de akşam aynı şekilde yaptığı zaman günde iki kereyle, yani biz kendimiz değil, gelen kişileri kendileri başka yerden de almışlar, anlatıyorlar. 4 kilo verdim haftada diyor. Haftada 5 kilo verdim diye var. 3 kilo, 3,5 kilo verdim diye var. Evet. Yani bu yeşil kahvenin böyle bir özelliği var. Aynısı. Onun haricinde süt ürünlerimiz var. Lokum çeşitlerimiz var. Draje, çikolata çeşitlerimiz var. Baharat çeşitlerimiz var. Ve bir de kuru yemiş dediğim gibi yani çeşit. Evet. Geniş çeşit. Gerçekten çok güzel. Yine birbirinden faydalı ürünler de var aynı zamanda. Doğal ürünler. Daha fazlasını detaylarını da konuşacağız ama şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın haricinden efendim 44 Kervan Kuru Yemiş firma sahibi Sayın Sabri Koç'la sohbetimiz bu frekansta devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. Kamil Bilici ile Sektör Bülteni devam ediyor. Müzikal takınız Küpe FM'de. Ben Deniz Kamil Bilici ile birlikteliğiniz devam ediyor. Saatlerimiz 15.39'u gösterirken sektör bülteninde stüdyo konuğumuz 44 Kervan Kuru Yemiş firma sahibi Sayın Sabri Koç'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doğal ürünlerden bahsettik programımızın ilk bölümünde. Kervan Kuru Yemiş'te bulunabilecek ürünlerden bahsettik. Bir de piyasadaki hani doğal ürün pazarı var. Özellikle son yıllarda uydu üzerinde bunun için kanallar dahi kuruldu. Bal kanalları. Bal da gıda noktasında özellikle gelişim aşamasındaki bireyler için çok önemli besin kaynaklarından bir tanesi ama 100 liraya 5 tane 10 tane filan gibi kampanyalar yapılabiliyordu. Mutlaka ki onun doğallığıyla ilgili şüphelere düşmek durumundayız. O konuyla ilgili, balla ilgili neler söyleyeceksiniz dinleyicilerimize? Şimdi özellikle bal çok hile kaldıran bir ürün. Bu televizyonlarda olsun, radyolarda olsun bu artık ticari amaca girdi. Yani orada ben kaç tane satarım, ne satarım diye bu ticari amaca girdi. Şöyle oluyor. Televizyonlarda olsun, radyolarda olsun bal satan firmalar kesinlikle o radyo ya da televizyonla ortaklar. Yani kaç tane orada bal satıldı? Bugün diyelim ki 50 tane bal satıldı. 50 tane balın belli %20'si radyoya ya da televizyona gider. Evet. Geri kalan firma sahibine gider. Onun için televizyonlarda ne kadar çok satarsak ya da radyolar ne kadar çok satarsak bu balı, bu ürünü bizim cebimize de o kadar para girer diyor. Fakat imkanı yok yani o balın o fiyata zaten satılmasına. Evet. Neden? Zaten onun bir kısmını televizyon ya da radyocu alacak. Geri kalan kendi masrafı var firmanın. Bir de bunun maliyeti var. Evet. Yani kargosu var. Tabii kargosu var, şu var, var. Yani 10 liraya bal geliyor. 10 liraya geliyor. Yani 10 liraya balın imkanı yok. Arıcı zaten toplamaz bile. Bugün hakiki bir balın 30 liradan aşağı satılması imkansız. Evet. Tabii bu kestane balı olur. Bunun değeri 80-100 liradır. Bu çam balı olur, farklıdır. Ama ya 30 liradan aşağı bal olmaz. Evet. Yani Anzer balı var biliyorsunuz. Çok nadir, çok az bulunur. Onu peki hilesinde yapamıyorlar. Çünkü sertifikalı bir ürün. Devletin kontrolünde belli kişiler yapabiliyor Anzer yaylasında. Orada da yani bir sene evvelinden isminizi yazdırıyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz ve 1 milyar şu anda. Evet. 1 milyar 100'e kadar kilosu yani 1 kilo bal. Onun için bal çok değerli bir ürün. Fakat çok şey kaldırıyor, hile kaldırıyor. Yani hiç arı görmeden bal yapılabiliyor. Hiç arı görmeden yani tonlarca bal yapabilirsiniz. Yani biz bunu yıllardır içindeyiz. O yüzden biz bu sektör o kadar bozuldu, o kadar kötüleşti ki ve insan sağlığını hiçe sayıyorlar. Biz şunu söyleyelim yani dinleyicilerimiz de yani gelir alır, başka yerden alır hiç sorun değil. Biz şunu istiyoruz yani insanlar sağlığına dikkat etsin. Ne yediğini bilsin. Yani peki, balı nasıl ayıracağız? Yani orijinal olduğunu anlamanın yöntemleri var mı? Tabii. Şimdi dediğim gibi 1 gram bal olmayan arı görmemiş ballar var. Yani kesinlikle içinde glikoz şurubu vardır, renklendirici vardır, tatlandırıcı vardır, koku esans vardır. Biz yıllardır bu işin içinde olduğumuz için çok iyi biliyoruz. Burada tabii anlatmanın imkanı yok. Fakat bunları çok gördük, çok yaşadık. Yani kesinlikle bal olsun, diğer ürünler olsun. Bunları alırken
çok çok dikkat etmek gerekiyor. İyi bir balı anlamak için bir kere işin içinde olmak gerekir. Mesela gerçek balın bir kokusu vardır, bir nefaseti vardır, bir boğazda bıraktığı bir yanıklık vardır, yani etkisi vardır. Onun haricinde bir kıvamı vardır. Yani her şeyle ben balım der yani. Evet. Ama yani bakıyorsunuz ha parfüm sıkmışsınız elinize koklamışsınız ha balı öyle kokluyorsunuz. Bu esanslı bal oluyor. Hı-hı. Ona koku verebiliyorlar. Bal kokusu, bal esansı bugün Türkiye'de resmi yollarda satılıyor. Evet. Yani buna ulaşmak zor değil. Onun haricinde kıvamı da glikoz da mısır şurubuyla da yapabiliyorlar. Hı-hı. Renklendirmeyi de renk boyaları var. Onunla evet. yapabiliyorlar. Yani şu çok önemli. Kimden aldığını, nereden aldığını bilmesi gerekiyor. Hı-hı. Herkesten, her yerden bu bal deyip alındığı zaman ne yazık ki o verdiğiniz parayı yansın. Önemli değil. O para önemli değil. Para gider. Hı-hı. Fakat çocuğunuza yedirdiğiniz yani genleri bozan, genleriyle oynanmış mısır şurubunu çocuğunuza yediriyorsunuz. O paraya mı yanacaksınız? Bal yemediğinizde mi yanacaksınız? Hı hı. Yoksa çocukları böyle hormonlu işte hormonları evet. bozulan, genetiği bozulan gıdalarla yetiştirip o çocuklara hem o hormonlu o kötü gıdaları yediriyorsunuz. Bir de hastalandığı zaman doktora götürüyorsunuz. Bu sefer bir de doktor ona ilaçlar yüklüyor. Hı hı. Bir sürü tedavi veriyor. Yani çocuğun canı ne ya da insanın canı ne? Hem gıdayı alırken tahrip oluyor, tehlike altına giriyor. Hem tedavisini olmak için de gene ilaçlara gidiyor. İlaçlar da biliyorsunuz bir evet. yapıcı yanı varsa bir de yan etkisi tabii yapıcı yani. Yeri var. Yani iki tarafta gerçekten zor. Onun haricinde zeytinyağı dediğimiz zaman da zeytinyağı da ayçiçek yağı gibi, pamuk yağı gibi böyle yağlarla karıştırıp gerçeğinin dışına çıkıp bundan hepsinin tabii nefaseti vardır, kokusu vardır. Tabii bugün altını sarraf nasıl anlarsa evet. yani buğdayı köylümüz nasıl anlarsa yani ekmeği fırıncımız nasıl anlarsa biz de bu işin içinde olduğumuz için bunları anlıyoruz ve biz bize mal satmak çok zor. Bir kere onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim Kamil Bey. Bize mal satmak çok zor. Yani benim yanıma zaten bildikleri için mal satmaya gelenler gerçekten yani iki kere üç kere düşünüyor. Hı-hı. Yani ben bunu 44 kervana verebilir miyim? Ya da Sabri Koç'a evet. verebilir miyim? Yani çünkü glikozu bilirim ben. Hı-hı. Katkı maddesini bilirim. İçine konulan boyalar olsun her şeyi bilirim. Bunun tadından, yemesinden, kokusundan her şeyini anladığım için bana gelirken çok dikkat ederler ve o ürün zaten gelmez yani. Geldiği olduysa da geri çıkartırım. Yani dükkandan içeri sokmam ben onu. Evet. Onun için yani biz dinleyenlerimiz ister bizden alsın ister başka yerden alsın hiç önemli değil. Fakat gerçekten ne aldığını bilsin. Evet, yani önemli. Ne aldıklarını bilsinler. Bu çoraba benzemez, ayakkabıya benzemez, havluya benzemez. Bunlar da çok önemli. Bir sağlık için, hijyen için. Fakat yemek dediğiniz zaman, gıda dediğiniz zaman yani beyinden tutun tırnağa kadar, tabii, gözlere kadar her şey etkiliyor. Hı-hı. Yani az yesinler gerekirse yani özünü yesinler. Yani çok ucuz yiyeceğim diye de içlerini gereksiz kimyasal maddelerine doldurmasınlar. Hı hı. İyi hakikisini yesinler. Belki biraz pahalıdır. O doğru. Çünkü ucuz etin yanısı acı olur. Hı hı. Yani tabii ki 10 liraya bal alırsan, 15 liraya bal alırsan yani bunu bal diye yemeyeceksin ama keşke o paranla gitse yani paran gitse keşke. Evet anlıyorum. Peki sağlığın gidiyor yani. Şimdi bu sağlığın doğal olmayan glikozlu ya da işte diğer katkı maddeleriyle yapılan ürünler var. Hepimiz ne yazık ki bilerek ya da bilmeyerek bir şekilde maruz kalıyoruz ve tüketiyoruz, yiyoruz. Peki bunların bize ne gibi zararları oluyor? Yani bunları nasıl karşılayacağız? Şimdi zaten vücuda giren her şey bir şekilde ya doğal olarak insana besin kaynağı oluyor ya da bir şeyler bırakıyor, bir tesirler, etkiler bırakıyor, zararlar veriyor, gidiyor. Bu nasıl oluyor? İşte mesela saç dökülmesi. Evet. Yani bu yediğimiz ürünlerin kimyasallarında eğer saça zarar verecek, saç hücrelerini öldürecek, onları tahriş edecek ürünler varsa içinde kimyasal maddeler bu direkt saça etki ediyor ve saçı dökebiliyor. Göze etki eden unsurlar olursa bu göze zarar veriyor. Ne bileyim midenize zarar verebiliyor. Bağırsak özellikle sindirim sistemi zaten en çok zaten dolaylı olarak kalbe kadar gidiyor ama en çok mide, sindirim sistemi, bağırsaklar. Hı-hı. En çok bunlar zaten. Ama onun haricinde yan etki olarak da tabii ki mideye de zarar veriyor, karaciğere de zarar veriyor. Hı-hı. Yani bunların hepsi etkileniyor. Özellikle de çocuklar mesela ben en çok onlar için üzülüyorum. Hı-hı. Çünkü yani çocuk bilmiyor, ne yediğini bilmiyor. Annesi, babası ne getirirse, sofraya ne koyarsa onu yiyor. Hı-hı. Ama
Anne babalar da haklılar. Yani çalışıyorlar, çırpınıyorlar. Yani geçim davasındalar. Hı. Yani bugün ancak ne yemek yaptım diyebiliyorlar. Hı. Yani yemeğim nasıl? Ya da ben nereden aldım? Ya da nasıl bir şey almalıyım, gıda almalıyım? Bunu hı. düşünemiyorlar. Hayatın şartları, çarkları çünkü evet. Çok gerçekten acımasız. Onun için çocukları yedirdikleri zaman da çocuklar zaman içinde gen haritaları bozulduğu için o gıdaların ve zararlı olduğu için bu çocuklar bunları yedikten sonra zamanla hormonlarında etkilenme oluyor, bozulma oluyor. Mesela genç kızımız daha 8-9 yaşında yani olmaması gerektiği gibi etkileniyor ondan. Hı hı. Erkek çocuklarımız yani değişik yönden yani yani şöyle söyleyeyim fizik yönleri değişiyor. Yani erken büyüme gibi yani mesela fiziği çok gelişebiliyor. Kızların daha 7 yaşında 8 yaşında kızların 10-12 yaşında gibi hı hı. gelişmesi bunlar hepsi aslında bir yandan iyi bir yandan da olmaması gereken kesinlikle. Normalin dışına çıkartıyor hı hı. ve çocukların da genetiği bozuluyor, sağlıkları bozuluyor. Hı hı. Yani 7 yaşındaki çocuk 12 yaşında oluyor ama tabii ki sağlıklı bir şekilde değil. Evet. Nasıl salatalık Antalya'da diyelim ki 7 santim çıkıyor, hı. kamyondan İstanbul'a gelene kadar 14 santim oluyor. Hı. Yani bu yolda bu kadar nasıl büyüyor? Hı. Olmaması gerekir ama hı. o hormonun verdiği, fazla hormon verdikleri için salatalık kasada dahi büyüyerek geliyor. Hı. Patlıcan, yarım kilo patlıcan buraya gelene kadar 600 gram kadar büyüyor, 700 gram kadar büyüyor. Hı. Yani her şey hormonu fazla attıkları için büyüyor. İşte insanlar da aynı şekilde yani çocuk çocukluğunu yaşamadan hı hı. birden serpiliyor, değişiyor. Hı hı. Fakat tabii ki içi boş bir şekilde yapay bir gelişim yapay oluyor. Bir gelişim oluyor. Evet. O da çocuğun psikolojik yapısında, görüntüsünde, gelişiminde hı hı. normalin dışına çıkarıyor. Ben şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Yani bizim yerimiz belli. Bu Kipa'ya dönen alt geçitten sağa doğru ekonomik pazara hı hı. doğru çıkarken yeni açılan Gökkuşağı var. Yeni açılan Gökkuşağı market var. Onu geçiyorsunuz. Sağda taş fırın var. 23 taş fırın dediğimiz. Onun hemen yanı. Kervan. 44 kervan. Kuru yemiş ve doğal ürünler pazarı. Bir tek kuru yemiş demiyoruz biz. Kuru yemiş yani ismi daha çok kuru yemişe ağırlık verdiğimiz için ama doğal ürünler pazarı var. Oraya geldiklerinde ya da bu vereceğimiz telefona müracaat ettiklerinde biz yani bizde olmayan da olsa yardımcı olmaya çalışırız hı hı. ve sorularını yani bizden alışveriş yapmaları önemli değil. Hı hı. Herhangi bir konuda ya bunu nasıl tedarik ederiz ya da biz şöyle alıyoruz doğru mudur? Hı. Ya da böyle veriyoruz çocuklarımıza doğru mudur? Bildiğimiz bir şey varsa hı hı. onları kendilerine aydınlatırız, yardımcı oluruz. Hı hı. Yani her konuda yardımcı olmak için biz oradayız. Yani çok eşim güzel. Eşim de Ferda Hanım da orada. Hı hı. Ben de oradayım. Yanımızda çalışan Sema Hanım da. Hı hı. Aynı telefon şekilde. Numaramız neydi bu arada? Telefon zaten. Numaramız şu anda 0530 878 9779. 9779. Evet, 0530 878 9779. Başvurulduğunda elimizden gelen yardımı yaparız. Soracağınız başka bir şey varsa. Yok, çok teşekkür ederim. Çok aydınlatıcı, keyifli bir sohbeti geride bıraktık. Dinleyicilerimize son mesajlarınız varsa artık onları alalım. Evet, öncelikle Kamil Bey size teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir program yapıyorsunuz. Halkı aydınlatan, faydalı. Yani böyle insanların dinlediği zaman yararlanabileceği, bir şeyler öğrenebileceği programlar. Her hafta bunu takip ediyorsunuz. Diğer konularda da aynı programları yapıyorsunuz. Bunlar da gerçekten Silivri insanının ya da bölgemizin insanının bir şansı. Yani kendilerini şanslı hissetsinler. Böyle dinleyenlerin düşündüğü bir radyo olduğu için, dinleyenlerin düşündüğü bir Kamil Bey olduğu için gerçekten şanslı hissetsinler. Şöyle diyorum, ne yerseniz yiyin, ne alırsanız alın mutlaka yani bir bakın yani son kullanma tarihi, üretim tarihi kim yapmış, kim üretmiş, yani içinde ne var? Yani dediğim gibi bugün balı olduğu gibi kayısı da aynı şekilde kükürt verip kayısıyla da oynuyorlar, incire de oynuyorlar. Yani diğer doğal ürünlere de oynuyorlar, peynire de oynuyorlar. Her şey yani işte bezelye, fıstığa benziyor. Sucuk, et ürünleri. Yani o ayrı bir konu. Onun içinde boyalardan tutun yani kırmızı mercimek mesela kırmızı mercimekten sucuğa yağ et rengi veriyorlar. Yani kırmızı mercimekte yağ şeyden geçirip kıyma makinesinden geçirip yani o yağ kırmızı mercimeğin yardımıyla et görüntüsü veriyorlar. Yani çok yani ben gerçekten size de teşekkür ediyorum bunları. Çünkü gerçekten uzun zamandır ben dile getirmek istiyorum. Yani bu aslında sizin görevinizi yaptığınızı gösteriyor. Siz görevinizi yaptınız. Ama
gerçekten devlete büyük iş düşüyor. Evet. Ama bu bir anda olacak bir şey değil. Bir anda da olmadı bu. Yani hı, çok geçmişte. Hı. Belki işte Cumhuriyet'ten sonra ya başladı. Hı. Sektör büyüdü, büyüdü, büyüdü. Hep kar. Hep daha evet, fazla evet, kazanayım, daha fazla kazanayım, daha fazla kazanayım derken hı, inanın hep ceplerini düşündüler. Hep hı, kasaları doldurmayı düşündüler. Hı. Nasıl daha ucuza mal ederim. Ya evet, öyle değil de insanların sağlığını düşünselerdi bu böyle olmayacaktı. Hı-hı. Ama insana yatırım her zaman daha iyidir. Hı-hı. Yani bir parayı kazanırken de helal kazanmak çok önemlidir. Evet. Nasıl kazandım? Nereye harcayacağım? Sizin de sonuçta çocuklarınız var. Hı-hı. Yani siz başkalarının çocuklarını düşünmezseniz, başkalarının sağlığını düşünmezseniz birileri de sizin sağlığınızla oynar. Düşünmeyecektir. Yani bu gemi içinde hepimiz varız. Bu aynen, gemi batarsa alt kattaki de batacak, üst kattaki de hı-hı, batacak. Onun için gerçek söylüyorum. Yani herkes elini vicdanına koysun. Hı-hı. Sattığı ürünü kendi yiyecekmiş gibi hı-hı, çocuğuna yedirmeyeceği, ailesine yedirmeyeceği ürünü hı-hı, kimseye satmasın. Ben hı-hı, bunu söylüyorum. Hı-hı. Bütün yani bu büyük firmalar dahil, yoğurt olsun, süt ürünleri olsun, püsküv olsun, yani doğal gıdalar olsun, aklınıza gelen her şey. Hı-hı. Eğer kendi evinize götüremeyeceğiniz, çocuğunuza yediremeyeceğiniz ürünleri, ailenize yediremeyeceğiniz ürünleri hı-hı, insanlara vermeyin, insanlara satmayın. Hı-hı. Çünkü bu ülkenin geleceği çocuklarımız. Kesinlikle. Bizler bir şekilde geldik gidiyoruz ama çocuklar bari sağlam olsun, temelleri hı-hı, sağlam olsun. İşte sağlam, Atatürk'ümüz ne diyor? Diyor ki sağlam vücut, sağlam kafada, hı-hı, sağlam kafa, sağlam vücutta olur diyor. Sağlam vücut olması için de sağlıklı beslenmek lazım. Evet. Onun için son sözüm herkes elini vicdanına koysun. İyi ürünler yapsın, insanlara iyi ürünler satsın, hı-hı, doğal ürünler satsın ve alanlara da özellikle şunu söylüyorum. Alırken düşünsünler, dikkat etsinler. Dikkatli ben olsun, ucuz alıyorum. İşte insert'te görüyorlar ucuz, ucuz, hı-hı, ucuz. O bundan ucuz, bu bundan ucuz, şu hı, şundan ucuz. Ya ucuz ama ucuz niye ucuz? Her evet, şey. Ya ucuz çorap alsanız bile bir günde yırtılıyor. Tabii. Ucuz gömlek al bir günde yırtılıyor. Yani şampuan hı, ucuz alın saçınız evet, dökülür. Yani her şey de öyle. Hı. Onun için ucuzuna gitmesinler. Hı. Yani kalite demek pahalı demek değil. Hı. Ama ucuz kadar da olmaz tabii ki. Evet. Yani ucuz alıyorsunuz bir şekilde çöpe gidiyor. Hı. Bence iyisini, kalitelisini hakkını alsınlar. Yani, hakkıyla alsınlar. Hı. Herkese teşekkür ediyorum. Dinledikleri için de dinleyicilere de teşekkür ediyorum. Biz elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz. Eğer gelen olursa da her konuda bilgilendirmeye yardımcı oluruz. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. İyi beslenmeler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir program oldu. İlerleyen çalışmalarınızda da inşallah tekrar dinleyicilerimizle buluşturacağız. Efendim bugün sektör bülteninde 44 Kervan Kuruyemiş ve Doğal Ürünler Pazarı'nın firma sahibi Sayın Sabri Koç'la keyifli bir sohbeti geride bıraktık. Şimdi insan kaynaklarına bağlanacağız. Sonrasında haber merkezimizden Ali Sert Eristirci günün son gelişmelerini aktaracak. Saatler 17'yi gösterdiğinde Bay Bilici'de ben yine buradayım. Sakın bizden ayrılmayın. Kamil Birici ile Sektör Bülteni sona erdi.